binlerce yıldır NATO çatısı altında müttefik olarak gözüken iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan kritik konularda problemler yaşamaktadır. Bu problemlerin en büyüğü deniz yetki alanları konusunda yaşanmakta olup iki ülkeyi askeri çatışma eşiğine getirmiştir. Temel sorun denizlerde yaşanınca akıllara ilk olarak iki ülkenin donanmaları ve onların kapasiteleri gelmektedir. Günümüzde hem Türk hem de Yunan donanmasının en güçlü ve yüksek tonajlı savaş gemileri fırkateynlerdir. Ve her iki donanmada da Meko 200 sınıfı fırkateynler bulunmaktadır. 16 fırkateyne sahip Türk donanmasının 8 gemisi Meko 200 sınıfı fırkateynlerden oluşmaktayken 13 fırkateyne sahip Yunan donanmasının ise 4 gemisi Meko 200 sınıfı fırkateynlerden oluşmaktadır. Türk donanmasında Barbaroslar, Yunan donanmasındaysa Hydralar filoların en genç fırkateynleridir. Yavuz sınıfı fırkateynler, Trak 1 projesi. Türk Deniz Kuvvetleri 29 Aralık 1982 tarihinde Ankara'da HDW ve Thyssen-Rheinstein teknik firmalarının oluşturduğu bir konsorsiyumla 4 adet Meko 200T fırkateyni için kontrat imzalamıştır. Kontrat Eylül 1983'te yürürlüğe girmiştir. Kontrat, ilk iki geminin Almanya'da inşası, son iki geminin de Gölcük Tersanesi'nde inşası için tersaneye malzeme tedariği, tersane personeline eğitim gibi kapsamları içermekteydi. O zamanlarda genel itibariyle eski ikinci el gemilere sahip Türk Deniz Kuvvetleri Yavuz sınıfıyla beraber modern fırkateynlere kavuşmuş ve başta NATO tatbikatları olmak üzere dünyada görünürlüğünü arttırmaya başlamıştır. Yine bu gemilerle NATO içerisinde ilk Meko 200T kullanıcısı Türk Deniz Kuvvetleri olmuştur. Projenin ilk gemisi F-240 TCG Yavuz Bloemfontein Tersanesi'nde inşa edildikten sonra Kasım 1985'te denize indirilmiş ve Temmuz 1987'de Türk donanmasına teslim edilmiştir. İkinci gemi F-241 TCG Turgut Reis HDW tersanelerinde inşa edildikten sonra Şubat 1988'de Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen F-242 TCG Fatih Temmuz 1988'de ve yine Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen projenin son gemisi F-243 TCG Yıldırım'da Temmuz 1989'da Türk donanmasına teslim edilerek proje tamamlanmıştır. Tahrik yapısı. Gemilerin tahrik sistemi planlanırken geniş harekat çapı, yüksek manevra ve hız değişimlerine çabuk reaksiyon verebilecek bir yapı istenmiştir. Bu sebeple tahrik sistemi çift şaflı kodat yani birleşik dizel ve dizel olarak belirlenmiştir. Tahrik üniteleri gemilerin her iki yanında aynı şekilde 2 adet dizel motor, 1 adet redüksiyon dişlisi ve 1 adet kontrollü hadve pervanesi içermektedir. Her şafta bir motorla 22 nat hız elde edilebilirken her şaft iki motorla 27 nat hız elde edebilmektedir ki bu gemilerin azami süratidir. Sensör sistemleri özellikleri. DA-08 radarı geminin asıl hava ve yüzey arama radarıdır. EF bantta çalışan radar hava ve yüzey gözetlemeleriyle birlikte aynı zamanda hedef işaretleme görevini de yerine getirmektedir. Thales üretimi olan DA-08 145 kW darbe gücüne sahiptir. DA-08'de iyi bir frekans ataklığı sağlamak için yürüyen dalga tüplü gönderici bulunmaktadır. Azimi 193 km menzilli radarın 90 metre menzil çözünürlüğü bulunmaktadır. Gemilerdeki ikinci radar WM-25'tir. Bu radar kombine anteninin arama elemanı ile bir yandan atış kontrol gözetlemesi yaparken diğer taraftan da TWS yani tararken izle halinde iki ayrı yüzey hedefinin angajmanı için atış kontrol verilerini sağlamaktadır. Ayrıca WM-25 baş top ve Sea Guard sifsleri kontrol edebilmektedir. Gemilerdeki bir diğer radarsa Dolphin'dir. Dolphin radarı iki boyutlu, kısa orta menzile sahip G-bantta çalışan bir radardır. Dolphin radarı bir yandan tespit ve hedef işaretleyici olarak görev yaparken diğer yandan Sea Guard sis için hava hedefleri tespitine yardımcı olur. Dolphin radarında ani dalış yapan hava hedeflerini tespit edebilmek için özel tasarlanmış radar paterni de bulunmaktadır. ARES-2NC elektronik destek sistemi yani kısaca ESM gemideki en modern sistemdir. 2 ile 18 GHz frekans bandında çalışan ARES-2NC ESM hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, izleme, yön bulma, yön belirleme, sesli uyarı, platform ilişkilendirme ve elektromanyetik yayın kaydı gibi yeteneklere sahiptir.
Hedef gemilerin radarlarını ve gemi savar füzelerin radar arayıcı başlıklarından gelen sinyallerinin geniş bantta tespit edilmesini sağlayan Ares-2NC geniş frekans bandında tek darbeden yön bulma tekniği ve yüksek işaret işleme hızı özelliklerine sahiptir. Kısaca geminin radar güdümlü füze ve radar tespitinde en önemli unsurlarından biridir. Çift bantta çalışan STIR atış kontrol radarı, Sea Sparrow füzeleri için izleme ve aydınlatma görevi icra eder. STIR TV kamerası sayesinde optik izleme de yapabilmektedir. Ayrıca baş top ve SIS atışlarına yardımcı olabilmektedir. MK-10IFF bir dost düşman tanıma sistemidir ve DA-08 radarına entegre edilmiştir. Buradan gelen tanılar STAKOS SYS tarafından kaydedilip dost düşman ayrımı yapılır. Gemilerin denizaltı savunma harbinde kullandıkları en önemli ürün olan sonarları Raytheon tarafından tasarımı ve üretimi yapılan ANSQS-56, ihraç ismiyle DE-1160 sonarıdır. DE-1160 ile ANSQS-56 arasında ufak yazılımlar dışında bir fark yoktur. O yüzden bu sonar kullanıcılar tarafından SQS-56, DE-1160 şeklinde isimlendirilmektedir. Sonar, sualtı ve yüzey hedefleri için hem aktif hem de pasif olarak sualtı gözetimi gerçekleştirmektedir. Karinaya monteli bir sonar olan DE-1160, temelde 6,7 kHz ile 8,4 kHz frekans bandında çalışmaktadır. Sonarın aktif tarama bant genişliği 6,2 kHz ile 8,9 kHz arasında değişirken pasif tarama bant genişliği 3 kHz ile 10 kHz arasında değişmektedir. Gemilerde torpido tehdidine karşı ANSLQ-25 Nixie bir torpido karıştırma sistemi bulunmaktadır. Sistem sonardan da beslenerek geminin kıçından salınan bir halatta bulunan sensörle hedef torpidoyu tespit edip attığı dekoyla torpidoyu karıştırmaya çalışır. Oldukça eski olan bu sistemin modern torpidoları karıştırma ihtimali imkansıza yakındır. Gemide bulunan TM-1226 seyri sefer radarı özellikle dar sularda geminin emniyetle yüzebilmesinde rol oynamaktadır. URN-25 Takan taktik hava navigasyon sistemidir. Link-10-14 ise platformlar arasında taktik bilgilerin paylaşılmasını sağlayan bir veri aktarma sistemidir. Silah sistemleri özellikleri. Gemilerin silah sistemleri de sensörleri gibi o zamanlar için modern olsa da artık günümüzde eksik kalmaktadır. Gemilerde 127 mm'lik MK-45 baş topu bulunmaktadır. Bu top gemiler için önemli bir ateş gücüdür. Bu baş top sayesinde gemiler kara hedeflerine angaje olabilmektedir. Kara hedefleriyle beraber gemilere ve belli seviyede helikopter ve İHA'lara da angaje olunabilmektedir. 21.5 ton ağırlığındaki bu top dakikada 20 atış yapabilmekte ve azami 24 kilometre menzile ulaşmaktadır. Gemilerin ana vurucu silah sistemi ise McDonnell Douglas üretimi RGM-84 Harpoon Block 1C gemi savar füzeleridir. Gemilerde 2x4 şeklinde 8 adet Harpoon füzesi taşınabilmekte ve bu füzeler STAKOS savaş yönetim sisteminin yönlendireceği hedeflere angaje olabilmektedir. Füze 227 kg harp başlığı olmak üzere toplam 531.6 kg ağırlığa sahiptir. A, B ve B1 modellerine göre daha gelişmiş sea skimming kabiliyetine, yol noktası navigasyonuna, çevrim içi arama kabiliyetine ve daha yüksek elektronik harp dayanımına sahip Block 1C modeli azami 130 km menzile sahiptir. Gemilerin savunmasındaysa ana silah MK-29 Mod-1 lançerinden atılan RIM-7MPC Sparrow füzeleridir. Bu ürün Raytheon önderliğindeki uluslararası bir konsorsiyumla üretilmiştir. Bu füzeler ikincil bazda yüzey hedeflerine karşı da kullanılabilir ki maalesef muavenet gemimiz bu füzelerle vurulmuştur. MK-29 lançeri WM-25 ve STIR radarlarına entegre olarak yönlendirilmektedir. Füze yarı aktif radar güdümlü olduğu için hedefini vurmasında atış kontrol yani aydınlatma radarının önemi büyüktür. Çünkü hedef tespit edildikten sonra Sea Sparrow hedefle buluşuncaya kadar aydınlatma radarı hedefte kilitli kalmalıdır. AIM-7P 3.66 metre uzunluğa ve 20 santim çapa sahiptir. Kanat genişliği 1.02 metredir. 40 kilogramı savaş başlığı olmak üzere 277 kilogram toplam ağırlığa sahiptir. 55 kilometre azami menzili verilse de etkili menzili daha düşüktür. Gemilerin yakın mesafe öz savunmasını da 3 adet Seaguard SEAS sağlamaktadır. Kısa bir açıklama yaparsak SEAS bir silah adı değil, gemilerdeki yakın hava savunma sistemlerine verilen genel isimdir. Seaguard, AWS-6 Dolphin arama radarı, Siemens Albis üretimi radarları kullanarak Kentres tarafından tasarlanmış TMK atış kontrol sistemi ve Orlikon üretimi 4x25 mm Sea Zenith toplarından meydana gelmektedir.
Çok kısa reaksiyon süresine sahip sistem dakikada 3400 atım yapabilme kabiliyetindedir. Lakin her namlu için 415 olmak üzere toplam 1160 adet Hızır mermisi bulunmaktadır. Sistem tam otomatik veya manuel olarak kullanılabilmektedir ve her iki durumda da Stakos SYS ile veri alışverişi yapar. Seaguard SIS gemilere 90 derece dik ve 360 derece yanca koruma sağlamaktadır. Ayrıca Seaguard bazı kaynaklarda kullandığı top olan Zenit'in adını alarak Sea Zenit şeklinde de ifade edilmektedir. Gemilerin bir diğer öz savunma sistemi de sahte hedef decoy lançerleridir. Gemilerde daha önce bulunan MK-36 decoy fırlatma sistemi Yavuz sınıfı için Milli Elektronik Harp Suite projesi kapsamında Aselsan decoy atım sistemiyle değiştirilmiştir. Sistem biri iskelede, diğeri de sancakta olmak üzere altılı fırlatma tüpünden meydana gelmektedir. SYS ile beraber çalışabilen decoy çef ve kızılötesi karşı tedbir hedeflerinden birini veya ikisini birlikte atabilmektedir. Son olarak gemiler denizaltı savunma harbi kabiliyetleri için silah olarak 324 mm çapındaki MK-32 üçlü torpido lançeriyle donatılmıştır. Tüpler hem iskele hem de sancakta yer almaktadır. Bu tüplerden MK-46 Mod 5 hafif torpidoları atılmaktadır. Torpidonun 11 kilometre azami menzili bulunmaktadır. Barbaros sınıfı fırkateynler, Trak 2A ve B projesi. Trak 1 projesinin başarılı gelişimi ve ilk gemi TCG Yavuz'un tesliminden sonra Türk Deniz Kuvvetleri ve Blohm+Voss yetkilileri yeni gemiler için müzakerelere başlamıştır. Müzakereler sonucunda 1990 yılında 2 adet MEKO-200T sınıfı yeni gemi için sözleşme Ankara'da imzalanmıştır. Daha sonra 1992 yılında 2 gemi için daha sözleşme imzalanmıştır. Bu proje 4 gemi olarak sonuçlanmıştır. Sınıfa ismini veren ve projenin ilk gemisi olan F-244TCG Barbaros, Blohm+Voss tersanesinde inşa edilerek 29 Eylül 1993'te denize indirilmiş ve 23 Mayıs 1997'de Türk donanmasına teslim edilmiştir. Sınıfın ikinci gemisi olan F-245TCG Uruç Reis, Gölcük tersanesinde inşa edilerek 28 Temmuz 1994'te denize indirilmiş ve 23 Mayıs 1997'de Türk donanmasına teslim edilmiştir. Sınıfın 3. gemisi ve Trak 2B'lerin ilki olan F-246TCG Salih Reis, Blohm+Voss tersanesinde inşa edilerek 26 Eylül 1997'de denize indirilmiş ve 22 Temmuz 1998'de Türk donanmasına teslim edilmiştir. 4. yani son gemi olan F-247 Kemal Reis, Gölcük tersanesinde inşa edilerek 24 Temmuz 1998'de denize indirilmiş ve 8 Haziran 2000 yılında Türk donanmasına teslim edilmiştir. Tahrik yapısı. Barbaros sınıfının Yavuz sınıfından temel farklarından biri tahrik yapısıdır. Barbaroslarda Kodat'tan Kodok yapıya geçilmiştir. Kodok, bileşik dizel veya gaz türbin modelidir. Bu kapsamda gemiler 2 adet MTU-16 ve 1163 TB-83 dizel motoru ve 2 adet General Electric üretimi LM-2530 gaz türbinlerine sahiptir. Ayrıca gemilerde 4 adet dizel jeneratör ve 1 adet acil durum güç kaynağı bulunmaktadır. Sensör sistemleri özellikleri. Barbaros sınıfı gemilerin ana arama radarı S-Band Smart SMK-2-3D'dir. Smart SMK-2 uçak, helikopter ve en önemlisi suyu yalayarak gelen gemi savar füzelerini tespit etmek amacıyla üretilmiş Safkan 1 3D deniz radarıdır. Azami 250 km menzile sahiptir. Menzili 250 km olsa da hedeflere ve hedefin geliş şekline göre bu değer değişmektedir. Thales yayınladığı broşürde deniz karakol uçakları tespiti için yaklaşık 200 km, küçük füzeleri tespit için yaklaşık 50 km değerini paylaşmıştır. Smart SMK-2 360 dereceyi 4.45 saniyede tarayabilmektedir. Bu tarama süresi ihtiyaç halinde 2.2 saniyeye kadar düşürülebilmektedir. Smart SMK-2 hızı 3 Mach kadar olan sea skimming kabiliyetli füzeleri tespit edebilmektedir. Radar toplam 500 adet hava deniz hedefini aynı anda izleyebilmektedir. Radarın menzil çözünürlüğü 20 metrenin altındadır. Gemilerde bulunan stir atış kontrol radarı ESSM füzeleri için aydınlatma görevini yerine getirmektedir. Cutlass B1 ESM 32 parçalı anten dizisiyle 2 ila 18 GHz frekans bandında çalışarak gemi radarları ve gemi savar füzeleri radar arayıcı başlıklarının tespitini, teşhisini ve yön tayinini yapmaktadır. Yavuzlarda bulunmayan ama Barbaroslarda bulunan en önemli sistemlerden biri Scorpion B1 elektronik taarruz sistemidir.
Katlas B1 ile koordinede çalışarak hem tehdit gemi radarlarına hem de gelen gemi savar füze RF arayıcı başlıklarına karşı elektronik taarruz uygulayabilmektedir. Silah sistemleri özellikleri. Bu gemilerde MK-45 Mod 2 baş topu bulunmaktadır. Bu top Mod 1'in ihraç versiyonudur. Topun bu varyantında mekaniklikten elektroniğe doğru yönelim mevcuttur. Topa otomatik mühimmat dolumu özelliği kazandırılmış, namlu ömrü uzatılmıştır. Gemilerin temel hava gemi savar savunmasını ESSM füzeleri oluşturmaktadır. ESSM, Evolved Sea Sparrow'un kısaltılmasıdır. Tam adı RIM-162 ESSM'dir. Gemilerimizde ESSM Blok 1 modeli kullanılmaktadır. ESSM, MK-143 katı yakıtlı roket motoruna sahip olup toplam 280 kg ağırlığa sahiptir. Harp başlığı ise 39 kg'dır. Füze için azami 50 km menzil verilse de etkili azami menzili 30 km civarıdır. Şu an sınıfında dünyadaki en iyi gemi hava savunma füzelerinden biri olan ESSM, yarı aktif radar güdüme sahiptir. Hedef, Smart SMK2 radarıyla tespit edilip ESSM fırlatıldıktan sonra hedefi vurana kadar füze atış kontrol radarı tarafından aydınlatmaya ihtiyaç duymaktadır. Sea Sparrow'larda olduğu gibi burada da gemilerimizde bulunan Stir atış kontrol radarları bu aydınlatmayı ESSM için yapmaktadır. İlk iki Barbaros olan F-244 TCG Barbaros ve F-245 TCG Oruç Reis de bir adet Stir atış kontrol radarı varken F-246 TCG Salih Reis ve F-247 Kemal Reis de iki adet Stir atış kontrol radarı bulunmaktadır. Son iki gemide iki adet Stir radarı olması sebebiyle aynı anda ilk iki gemiden daha fazla hedefe ESSM füzeleriyle angaje olabilmektedirler. Decoy atım sistemi biri iskelede, diğeri de sancakta olmak üzere altılı fırlatma tüpünden meydana gelmektedir. Decoy ÇEF ve Kızılötesi karşı tedbir hedeflerinden birini ya da her ikisini atabilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekirse gemilerin MK-41 VLS'den ESSM atabilme kabiliyetleri 2012-2015 arası yapılan modernizasyonla tam manasıyla oluşmuştur. Bu modernizasyonda ilk iki Barbaros yani Trak 2A gemilerindeki MK-29 lençeri çıkarılıp 8 hücreli QuickPath MK-41 VLS Baseline 7 takılmıştır. Trak 2B'lerde ise mevcut MK-41 VLS Baseline 7 seviyesine yükseltilmiştir. Son iki gemide 16 hücreli QuickPath VLS olduğu için 64 ESSM taşıyabilmektedir. Lakin gemide denizcilik denge problemlerine sebep olduğu için 64 ESSM'nin aynı anda yüklenemediği belirtilmektedir. Smart SMK2 radarı da bu modernizasyon sürecinde AWS-9 tip 996 radarı çıkarılarak gemilere takılmıştır. Hydra sınıfı fırkateynler. Yunan donanması F-450 Eli ve F-451 Limnos dışında Hollanda'dan ikinci el alınan Eli sınıfı fırkateynlerden sonra sıfır gemi arayışına girmiş ve Meko 200HN modeline karar kılmıştır. Bu gemilere ilk geminin adı da olan Hydra sınıfı denmiştir. Hydra sınıfı 4 gemiden oluşmaktadır. Sınıfın ilk gemisi olan ve sınıfa ismini veren F-452HS Hydra, Alman Blohm+Voster sahnesinde inşa edilmiş ve 12 Kasım 1992'de Yunan donanmasına teslim edilmiştir. Diğer gemiler Hellenic Shipyard tersanesinde inşa edilmiş ve sırasıyla F-453HS Spetsai Eylül 1996'da, F-454HS Sara Nisan 1998'de ve son gemi F-455HS Salamis Aralık 1998'de Yunan donanmasına teslim edilmiştir. Tahrik yapısı. Hydra sınıfında Barbaros sınıfı fırkateynlerimizde olduğu gibi Kodok tahrik yapısı tercih edilmiştir. Bu kapsamda gemiler 2 adet General Electric LM2500 gaz türbin ve 2 adet MTU-20 ve 956 TB82 motorla güçlendirilmiştir. Ayrıca gemilerde 2 adet shaft ve 2 adet kontrol pervanesi, dizel jeneratörler ve güç kaynakları bulunmaktadır. Kodok yapısı sayesinde gemiler Barbaroslardaki gibi 31 knot azami sürate ulaşmaktadır. Hydra sınıfında yer alan Stir radarları, DE-1160 sonar, SLQ-25 torpido karıştırma sistemi, IFF ve Link sistemlerine Yavuz ve Barbaros sınıfında değindiğimiz için bu kısımda onları tekrar anlatmayacağız. Hydra'ların sensör sistemlerinde Yavuz ve Barbaroslardan temel farkı MW-08 radarıdır. 3D olsa da eski bir radar olan MW-08 G bantta çalışmaktadır. Gemilerin ana radarı olan MW-08 kısa orta menzilde hava ve deniz hedeflerinin belirlenmesini ve izlenmesini gerçekleştirir. 50 kW darbe gücüne sahip radar aynı anda 200 adet hava kara hedefini izleyebilmektedir. Radarın menzil çözünürlüğü 90 metre civarındadır. Radarda darbe içi modülasyon tekniği kullanılmaktadır.
MW08, Türk donanmasında Kılıç 1 ve 2 sınıfı hücum botlarda kullanılmaktadır. Gemilerde bulunan diğer radar sistemi DA-08 FFT radarıdır. Yavuzlarda bulunan DA-08'in diğer versiyonu olan bu radar, menzil ve dönüş süresinde farklılık göstermektedir. FFT versiyonda azami menzil 193 kilometreden 146 kilometreye düşerken, radarın 1 dakika içinde yapacağı tam tur dönüş sayısı 10'dan 15'e yükseltilmiştir. Hali hazırda gemilere entegre edilen ve edilmekte olan en yeni sensör sistemi MLT-TDR-10A elektro-optik direktördür. TDR-10A ilk olarak 2019 yılında HS Salamis üzerinde görüldü. 640x512 piksel çözünürlüklü soğutmalı termal kameraya ve 1080 piksel Full HD gündüz kameraya sahip olan sistem otomatik hedef takibi yapabilmektedir. Sistem 10 kilometreye kadar lazer mesafe ölçümü yapabilmektedir. Bu sistemle yakın mesafedeki hedeflerin tespiti ve baş top atışlarının koordinasyonunun daha doğru yapılması hedeflenmektedir. Gemilerdeki bir diğer önemli sensör olan AR700ESM 2 ila 18 GHz bandında çalışarak gemi radarları ve gemi savar füzelerinin RF başlıklarının tespit, teşhis, sınıflandırma, izleme, yer belirleme görevlerini yerine getirir. APSEC-2ECM ise AR700 ile koordine olarak bu tehditlere karşı karıştırma yapmaktadır. Silah sistemleri özellikleri: Hydra sınıfında yer alan Harpun Blok 1C, SSM, MK-46 Mod 5 torpidosuyla ilgili bilgilere Yavuz ve Barbaros sınıfında değindiğimiz için bu kısımda onları tekrar anlatmayacağız. Baş top için Mod 2 ile 2A arasında çok ufak iyileştirmeler dışında bir fark yoktur. O yüzden Yavuz ve Barbaros sınıfında bahsedilen özellikler Mod 2A için de geçerlidir. Hydra sınıfıyla Barbaros ve Yavuzlar silah sisteminde temel olarak SIVS kısmında ayrışmaktadır. Bu sınıfta SIVS olarak 2 adet MK-15 Phalanx Blok 0 bulunmaktadır. 6 namlulu 20 mm'lik M61A1 silahını içeren sistem dakikada 3000 mermi atabilmektedir. Lakin sisteme en fazla 990 adet mermi yüklenebilmektedir. Sistemin azami menzili 1,5 kilometredir. Sistem arama ve takip radarlarından beslenmektedir. Phalanx -10 ila artı 80 arasında yükseliş açısına sahiptir. Yanca açısı ise -150 ila artı 150 arasındadır. Yunan donanması gemilerin yarı ömür modernizasyonunda sistemi Blok 1B Baseline 2 seviyesine çıkarmayı planlamaktadır. Sıklar Decoy Atım Sistemi, biri iskelede, diğeri de sancakta olmak üzere altılı fırlatma tüpünden meydana gelmektedir. Decoy, ÇEF ve infrared karşı tedbir hedeflerinden birini ya da her ikisini atabilmektedir.